Sevgili gençler merhabalar. Ben Veysel Hoca. 3, 4, 5 deneme çözüyoruz. 10. deneme. 3. denemedeyiz. Nasıl gidiyor? İnşallah verimli oluyordur deneme çözümleri. Konu özet yapmaya çalışıyoruz. Veysel Hoca tarzı. Başlayalım. Birinci sorumuza bakalım. Kütlesi mi olan bir cisim. Odaklayalım şöyle kameramızı. Elime odaklanmasın. Kütlesi mi olan bir cisim sürtünmesiz yatay düzlemde esnek bir yayın ucuna bağlı olarak sabit iki nokta arasında basit harmonik hareket yapıyor. Buna göre cismin yaptığı hareketle ilgili demiş. Arkadaşlar artık standart alıştık. Her denemede istisnasız geldi mi şimdiye kadar? Geldi. Bileceğiz kardeşim. Peki sen bir yayın ucuna cisim bağladığın M kütleli cisim. Peki bu M kütleli cismi yayın denge konumundan itibaren ilk kadar sıkıştırdın veya çektin, geldin. Burası denge konumu. Burası K noktası. Burası O denge konumu. Normalde yay burada kalmalıymış. Sen sıkıştırmışsın bunu X kadar. Veya germişin, çekmişin X kadar. Genliğin X senin şu anda. K'ler arasında gidip gelme hareketi yapıyor. Peki artık adımız gibi bilmeliyiz. Buna çok samimi olmalıyız. Nedir onlar? Ne soracak bize şimdi? İşte ivme nerede maksimumdur, hız nerede maksimumdur vesaire vesaire. Arkadaşlar hız V maksimum denge konumundayken hız maksimumdur. Kuvvet sıfırdır. İvme sıfırdır. Tam uçlarda kuvvet maksimumdur. Tam uçlarda kuvvet maksimumdur. Dolayısıyla ivme maksimumdur. Ama hız sıfırdır. Biliyoruz değil mi artık? Peki sorumuzu bakalım ne sormuş bize. Hangileri doğrudur bu hareketle ilgili demiş. Yayın geri çağırıcı kuvvetinin büyüklüğünün arttığı zaman aralığında cismin ivme vektörüyle hız vektörü zıt yönlüdür demiş. Peki arkadaşlar geri çağırıcı kuvvetin büyüklüğü ne zaman artar? Uçlarda maksimum ya, buraya giderken artar. Uçlara giderken artar. Ya buraya giderken artar ya da buraya giderken artar. Denge konumunda zaten sıfır bakın. Geri çağırıcı kuvvet denge konumunda nedir? Sıfırdır. Pekala sen denge konumundan uçlara doğru giderken geri çağırıcı kuvvet artıyor. Yayın normal boyu burası. Uzatma, germe yok, sıkıştırma yok. Peki geriyorsun yay sen şu anda. En fazla gerdin yerde yayın geri çağırıcı kuvveti maksimum olacak. Peki ne demiş bize soruda? Kuvvetin büyüklüğünün arttığı zaman aralığında cismin ivme vektörüyle hız vektörü zıt yönlüdür demiş. Doğru. Hız vektörü bu tarafa doğru. Çünkü kuvvetin artması uçlara gidiyorsun demektir. İvme hangi yöne giderse gitsin. İvme her zaman merkeze yöneliktir demiştik ya merkeze doğrudur. İvme vektörün de bu yönde senin. Peki doğru bir ifade miymiş bu? Arkadaşlar bu ifade doğru bir ifadeymiş. Zıt yönlüdür. Bu aralıkta zıt yönlüdür doğru bir ifade değil mi arkadaşlar? Doğru bir ifade. Hızla ivme zıt yönlü. Peki cismin ivme büyüklüğünün arttığı zaman aralığında ne zaman artar cismin ivme büyüklüğü? İvme de maksimum, nerede maksimum? Kuvvetin maksimum olduğu yerde. Yani uçlara doğru giderken ivme maksimum olacak. İvmenin büyüklüğünün arttığı zaman aralığında hareketin frekansı da artar demiş. Ne alakası var frekansla? Arkadaşlar frekansı kim belirler frekansı? T eşittir 2 pi çarpı m bölü k periyottur. M bölü k periyottur. Frekans da bunun tersi. T eşittir 1 bölü f ya normalde. Frekansın bağlı faktörler cismin kütlesidir. Yayın yay sabitidir. İvmenin sağa sola gitmesiyle, ivmenin artması azalmasıyla frekansın alakası yok arkadaşlar bakın. O yüzden frekans artar. Yanlış bir ifade. Frekansı değiştiren faktör ivme değildir. Cismin hareketi boyunca hızının büyüklüğü değişmez. Aman ha sakın şöyle yapmayın ha. Sakın şöyle yapmayın. Hocam A eşittir. A maksimum ivme omega kare çarpı R değil miydi? Evet kardeşim doğru. A eşittir hocam burada açarsak 4 pi kare çarpı F kare çarpı R değil mi? Evet. Hocam bu da frekans artarsa ivme artar. Sakın bu yorumlara girmeyin. Tekrar söylüyorum. İvmenin bağlı olduğu faktör, pardon. Frekansın bağlı olduğu faktör 2 pi m bölü k'dır. Periyodun bağlı olduğu faktör. Dolayısıyla bunlar değişmediği müddetçe frekans değişmez arkadaşlar bakın. Formül her zaman doğru söylemez. Onu söyleyeyim ben size. Cismin hareketi boyunca hızın büyüklüğü değişmez demiş. Yalan. Hızlanıyor, yavaşlıyor. Dedik ya hız maksimum hız sıfır. Yavaşlıyor, uçlarda duruyor. Yavaşlıyor, uçlarda duruyor. Hız sıfır oluyor. Tekrar buradan gelirken dengeden geçerken hız maksimum oluyor. Tekrar uçlara giderken yavaşlıyor. Hız sıfır oluyor tekrar. Buralarda da tabii ki hız sıfır. Kuvvet maksimum. İvme maksimum. Dolayısıyla demiştik. Ne demiştik başka? İvme ve kuvvet her zaman merkeze doğrudur kardeşim. İvme ve kuvvet her zaman merkeze doğrudur. Ama hız değişebilir. Pekala. Ne oldu doğru cevabımız? Yalnız bir mi oldu dolayısıyla doğru cevabımız? Yalnız birdir A şıkkıdır. Peki ikinci soru. Eğim açısı 37 derece olan sürtünmeli eğik düzlemin en üst ucundan serbest bırakılan 2 kilogram kütleli sandık.
Bırakıldıktan 3 saniye sonra sistemin en alt ucuna ulaşıyor. Sürtünme katsayısı 0,5 olduğuna göre eğik düzlemin boyu kaç metredir demiş. Soruyu hemen ne yapıyorduk? Görsel hale getiriyorduk. Hemen şöyle görsel hale getirelim. Eğik düzlemimiz şu olsun. Eğik düzlemin eğim açısı nedir? 37 derece vermiş mi bize onu? Vermiş. Sürtünme katsayısı 0,5 demiş mi? Demiş. Sandık şurada. M kütleli. Kütlesi ne olduğu çok da önemli değil. Şimdi göreceğiz niye önemli değil. Serbest bırakılıyor. V sıfır eşittir sıfır. Tamam. Bu nekeden kuvvetler nelerdi arkadaşlar? Aşağı doğru. Mg cismin ağırlık kuvveti. Eğik düzleme paralel bileşenden Mg sinüs alfa. Eğik düzleme dik bileşenden Mg çarpı kosinüs alfa. Peki burada sürtünme engelleyici etkisi olduğu için sürtünme kuvvetini harekete ters yönde göstereceğim. Fs. Peki. Şimdi bunu hareket denklemi yazarsam eğer eğik düzlem boyunu sormuş bize. Cisim buraya gelecek bir hızla buraya gelecek. Ulaşacak. Buraya kaçta ulaştığı çok da lazım değil bize. Eğik düzlemin boyu derken bırakıldığı yerden aşağı ulaşana kadar aldığı yolu soruyor bize aslında. Şu x nedir diye soruyor bize. Peki E. Yazalım hareket denklemini. F net eşittir m çarpı a'dır. M çarpı a'dır. F net dediğin şey ne burada senin? Mg sin alfa hızlandıran, F ise yavaşlatan kuvvettir. Yazıyorum. Mg sin alfa eksi sürtünme kuvveti K çarpı n'dir. N dediğin şey yüzeye dik bastıran kuvvet Mg kos alfadır. K Mg kos alfa eşittir M çarpı A dersen buradan kütlenin ne olduğu çok da önemli değilmiş. Her iki tarafta M'ler gidermiş buradan yani. Dolayısıyla arkadaşlar G sin alfa yazıyorum yerine. Sin 37 0,6. G ile çarparsan 10 ile çarparsan 6. Eksi K 0,5 1 bölü 2. G kos alfadan 8 gelecek. Yazıyorum 8 yerine. Eşittir A. Peki buradan 6 eksi 4 eşittir A'dan. A ivmemiz neymiş bizim hızlanma ivmemiz? 2 metre bölü saniye kare cismin hızlanma ivmesi. E bundan sonra ne yapacağız peki? İvmeyi bulduk. Bitmedi daha işimiz. İki yolla yaparız bundan sonrasını. İster formülcüler x eşittir ilk hız 0 olduğu için 1 bölü 2 at kare dersin. Formülde yerine yazarsın. X aldığı yolu bulursun. T kare. E 3 tane sonra demiş mi arkadaşlar bize soruda? Süreyi vermiş mi bize? Vermiş. Peki yerine yazı ver bir zahmet. X eşittir 1 bölü 2 çarpı imen ne kadar? 2. T kare ne kadar? 9. 3'ün karesi. Çırt çırt gitti. Buna ne geldi? 9 metre. Sorumuzun cevabı 9 metre. Hocam ben formül bilmiyorum. Fizikte çok mu eksiğim var? Hayır kardeşim, o zaman grafikten yaparsın yani. X eşittir 9 metre cevabımız. Hocam nasıl grafikten yapacağız? Şöyle yapacağız grafikten arkadaşlar. Bu hızlanan bir harekettir. Peki hızlanan bir harekettir bu. Şöyle hemen hızlaman grafiğini çizelim. Hızlaman grafiğini çizersek ilk hızsız ve düzgün hızlanan. Sabit ivmeyle düzgün hızlanan harekettir. Hızlaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. Altta kalan alanda yer değiştirmeyi verir. Peki senin 3 saniye olduğunu zaten bize vermiş. Ulaştığı zaman 3 saniye. İvmesini sen ne buldun? 2 buldun. Hızlaman grafiğinin eğimi sana karşı bölü komşu 2'yi verecekse şu hızın olması gerekiyormuş. Alta ulaştığın hızın 6 olması gerekiyormuş. Hızlaman grafiğinin altında kalan alan yani şu alan üçgen alanı bize anlam yolu vermeyecek mi? Verecek. Kaç geldi buradan alandan? X eşittir 9 metre olduğunu herhalde görebiliyoruz. Üçgenin alanından. Formülden veya grafikten ikisinden de çözerdik yani. Sorumuzun cevabı kaç bulduk? 9. Geldik kütle merkezi sorusuna. Hocam kütle merkezi formülünü unuttuk. Burada formüllük bir şey yok arkadaşlar bakın. Yok XKM, YKM bilmem neler falan onlar yok burada. Simetri göreceksin bu tür sorularda simetri. Kütleleri sırasıyla M2, M3, M2, M2, M3, M olan noktasal 4 cisim X'ye koordinat düzlemine şekildeki bir yerleştirilmiştir. Buna göre cisimlerden oluşan sistemin kütle merkezinin koordinatları X'ye hangisidir demiş. Hocam formül bilmemiz gerekiyor mu? Bunu bilmek gerekmiyor. Çok nadir formül bilmen gereken sorular gelir. Ama burada bilmen gerekmiyor. Şu simetriyi görsen yeterliydi. 2M ile 2M'nin ortak kütle merkezi tam ortaları şurası 4M'dir. X'in toplam kütlesi. Pekala. Şu 3M ile şu M'nin ortak kütle merkezinin arkadaşlar şurası olduğunu görebiliyor muyuz acaba? 4M'de burada var mı? Hocam nereden karar verdik? Torktan karar verdik. 3M çarpı 1 birim. M çarpı 3 birim. Torkları burası. X'in kütle merkezi burası. Toplamlar da 4M kadar. Peki 4M ile 4M'nin ortak kütle merkezi ise X'in tam ortası eşit kütle olduğu için şurası değil midir? Tüm sistemin kütle merkezi burada toplanmış gibi düşünülür. 8M'dir. Koordinatlarımız X'inin eksi 1 olduğu, Y'sinin artı 1 olduğu. Eksi 1'e 1. Bir sorumuzun cevabı A şıkkıdır dolayısıyla. Şimdi evet.
Momentum sorusu gelsin bakalım artık ya. Değiştirelim artık biraz formatı. Üstten görünümü verilen bir bilardo masasında kütlesi M olan bir bilardo topu masa kenarına V hızıyla tam esnek çarpıp şekildeki gibi hareket doğrultusunu değiştirerek yoluna devam ediyor. Esnek çarpıyormuş arkadaşlar. Masanın bilardo topuna uyguladığı itmenin yönü ve büyüklüğü. Arkadaşlar itme dediğimiz şey nedir? İtme dediğimiz şey. İtme dediğimiz şey momentum değişimidir. I itme eşittir delta P momentum değişimi veya F çarpı delta T. Hocam zaman bilmiyoruz. Zaman bilmiyorsan buradan gitmeyeceksin demek ki. F çarpı delta T. Zamanı biliyor muyuz biz? Bilmiyoruz. Zamanlık bir şey yok burada. Peki başka? Açarsan bu ifadeye ne geliyordu arkadaşlar? I itme açarsan bu ifade aynı zamanda delta P momentum değişimine eşittir bu itme dediğin şey. Dolayısıyla delta P dediğin şey senin aslında P son eksi P ilktir. P son eksi P ilk. Peki I itme eşittir. Şöyle açabilir miyiz acaba? M çarpı delta V. M çarpı delta V. Delta V hız değişimi vektöreldir. İtmeli aynı yönüdür. Hız değişimiyle itmenin yönü aynıdır olduğunu buradan görebiliyor muyuz acaba? Gördük değil mi? Peki delta V dediğin şey de I eşittir. M çarpı V son eksi V ilk işlemlerin vektör olduğuna dikkat edeceksin burada yalnız. V ilk işlemlerimiz vektörel ona dikkat edeceğiz. Peki tekrar diyorum. İtme M çarpı delta V yani momentum değişimine eşittir. İtme yönü her zaman hızın yönüyle değil ha. Hız değişiminin yönüyle aynı yönüdür her zaman unutmayın. Peki V son eksi V ilk dediğin ne? V ilk şu. Arkadaşlar normalde V ilk şu, V son şu. Şu duvar. Peki buradan çarptıktan sonra geriye giden topun hız vektörü şu. V. Peki gelen hız vektörü bu ya. Peki V son eksi V ilk demek ne demek arkadaşlar? V ilki sen olduğu yerde ters çevir ver. Eksi V ilk demek işte bu. Eksi V ilk demek işte bu. Hiç ucunu eklemeye gerek yok yani. Kolay yolu bu. Bu V son eşittir V. Bu V ilk eşittir. V ilk eşittir V. Pekala şurası 30 derece ise şurası 30 derece ise burası 30 derece ise aradaki açının 120 derece olduğunu dolayısıyla ikisinin bileşkesinden vektörel işlem yapacağımıza dikkat edelim. V ile şu V'nin hız değişiminin delta V eşittir V olduğunu herhalde görebiliyoruz. 120 derece olduğu için böyle diyebildim. Ne oldu o zaman şimdi cevabımız? Delta V'miz de V olduğunu yaz yerine şimdi. I eşittir. M çarpı delta V yerine V bulduk ya. I eşittir MV. Peki yönü hangi yönde? Hız değişimiyle aynı yönde. Delta V bu yönde olduğuna göre itme de bu yöndeymiş. Peki değeri ne kadarmış? MV kadarmış büyüklüğü. Yönü de verilen şekilde verildiği şekliyle doğu yöndeymiş yani. Yön doğu büyüklük MV. Doğu MV. Doğu MV nerede var? C şıkkında var. Doğru cevabımız. Evet gelsin bakalım elektrik. Sevil fizik yazılısına hazırlanırken öğrendiklerini tekrar etmek amacıyla öğrendiklerinden bir kısmını bir kağıda yazmaya başlıyor. Bu sırada yalıtkan ve eşit uzunluktaki ipler ile tavana asılmış özdeş kare iletken kürelerinin denge durumunu defterine şekildeki gibi çiziyor. Sevil yanlış çizin. Sevil böyle olmaz. Peki nerede yanlış yapmış diye soruyor zaten. Sevil şekli çizerken L küresiyle ilgili hiçbir hata yapmadığına göre. Doğrusu ne olmalı arkadaşlar bunun sizce? Doğrusu ne olmalı biliyor musunuz? Bununki 2Q olmuş. Bununki 2Q olmuş. Bununki de eksi Q. Yani L küresine hata yapmadığına göre bu artı Q değil. Eksi Q. İtmiş ya buna birbirlerini. Nasıl birisi eksi birisi artı olacak? Çekerler de yoksa. İtmiş bu bunu F ile. Bu da bunu kesin F ile itmiş. Dolayısıyla yüklerinin işareti aynı cins olmalıymış. Bu da hata yapmış. İşaretinde hata yapmış mı? Yapmış. Peki arkadaşlar özdeş küreler ne demek özdeş küreler? Kütleleri, yarı çapları birbirine eşit demek. Peki M kütleli iki cismin nasıl dengede kaldığını biliyoruz. M kütleli iki cismin nasıl dengede kaldığını biliyoruz. Şöyle dengede kaldığını biliyoruz. Eşit açılarla dengede kaldığını biliyoruz. Alfa, alfa. Peki açıyı belirleyen nedir? Kütledir. Daha önce konuşmuştuk bunları gerçi ama elektriksel kuvvette. Açıyı belirleyen kütledir. Çünkü kuvvetler birbirine eşit. Kuvvet daha büyük olduğu için diyemeyiz öyle değil mi? Yükü büyük olduğu için hayır efendim yükü büyük olsa bile yüklü cisimler birbirlerini eşit kuvvetle, eşit büyüklükte kuvvet iterler veya çekerler. Kuvvetler eşittir. Peki demek ki aşağı doğru bunların mg ağırlıklara da eşit ki açılar eşit olduğunu anlarsın buradan. Yük değildir açıyı belirleyen kütledir tekrar ediyorum. Peki özdeş dediğinden kütlerin eşit olduğunu anlıyorum. Açının da eşit olması gerekiyordu. Peki Sevil nerede yanlış yapmış peki? Bir açıları bir kere yanlış çizmiş. Alfa 2 alfa olmaz bir kere. Öyle bir şey yok. Peki kesinlikle hata yapmıştır.
K küresinin yük işaretinde hata yapmış arkadaşlar. Çünkü neden? Artı 2Q yazmış buraya. Ne yazması gerekiyordu? Eksi 2Q yazması gerekiyordu. K küresinin yük miktarı. Miktarında hata yapmamış canım. Miktar ne olursa olsun aynı kuvvetle iterler veya çekerler. Yükünün büyük olması küçük olması bir şey değiştirmez burada. K küresini tutan ipin düşeli yaptığı açıda hata yapmış mı? Kesinlikle. Evet yapmış. Neden? Eşit olması gerekiyordu açıların. Kütle eşitse açı eşit olması gerekiyordu. Ama yukarıda açılar eşit değil. Alfa 2 alfa olmuş. O yüzden açılarda da hata yapmış. Yani 1 ve 3'tür sorumuzun cevabı. Pekala. Şunu alalım kenara. Gelelim 6. sorumuza. Biraz hızlanalım mı arkadaşlar? Biraz yavaş gidiyoruz sanki. Ha? Hava sürtünmelerinin imha edildiği bir ortamda bulunan arızalı bir musluk eşit zaman aralıklarıyla özdeş su damlaları damlatıyor. Birinci damla yere çarptığı anda üçüncü damlanın musluğun ucundan kopmaktadır. Birinci damla yere çarptığı anda kendisinin kinetik enerjisi E1, ikinci damlanın kinetik enerjisi E2, üçüncü damlanın yere çarptığı yere göre potansiyel enerjisi E3 olduğuna göre bu enerjiler arasında ilişki nedir demiş. Vay anasını sayın seyirciler. Soruyu anlamak bir kere başarı yani herhalde. Hemen şöyle resmimizi çizelim mi? Panda musluk, panda su damlası. Bu birinci damla değil ha. Bu son damla. Üçüncü damla diyor. Üçüncü damla. Üçüncü damla. Şu. Üçüncü damla yere çarptığı an demiş arkadaşlar bakın. Şu ilk çıkan damla birinci damla. Şu ikinci damla. Şu son damla ve üçüncü damla. Böyle diyeceğiz değil mi? Peki ne demiş bize soruda? Birinci damla yere çarptığı anda, birinci damla yere çarptığı anda üçüncü damla musluktan kopmaktadır. İşte resim bu. Bu resmi yanlış çizersen yanlış yaparsın yani bir kere. Orada anlaşalım. Peki serbest düşmede arkadaşlar H3H5H biliyoruz öyle değil mi? H3H5H biliyoruz öyle değil mi? Serbest düşen cisim tık 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 T sürede hızını V yaptı. Tık 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 T sürede hızını 2V yaptı. Burada hızın senin V kadar ve aldığın yol H kadar. Burada hızın senin 2V kadar T süre sonra ve 3H daha yol aldın. H, 3H, 5H şablonumuzu biliyoruz öyle değil mi? Şimdi sorularımızı cevaplayalım mı artık? Peki ne demiş bize şimdi? Birinci damla yere çarptığı anda kendisinin kinetik enerjisi E1. Arkadaşlar H, 3H, 4mgH potansiyel kaybettin. Sen şu anda E1 kinetik enerjin ne kadar? 4mgH. Kaybettiğin potansiyel kadar kinetik kazandın yani. Kaybedilen potansiyel kadar kinetik kazandın hava sürtünmesi önemsiz olduğu için. İkinci damlanın kinetik enerjisi E2. Burada da MGH dersin o zaman. Kinetik enerjisi arkadaşlar MGH potansiyeli kaybettin. E2 eşittir. MGH kadar kinetik kazandın yani. Tamam anlaşıldı. Üçüncü damlanın yere göre potansiyel enerjisi E3 demiş. Arkadaşlar E3 dediğin şey potansiyel enerji yalnız. Ona dikkat edelim mi? Kinetik enerji zaten sıfırdır bunun. Serbest uçuyor daha şu anda. Peki yere göre 4H yüksekte olduğun için 4H yüksekte olduğun için senin potansiyelin ne kadar şu anda? 4MGH kadar. Peki çıktı mı şimdi? 1 3'e eşittir 2'den büyüktür. Herhalde sorumuzun cevabı çıktı değil mi? 1 3'e eşittir 2'den büyüktür. Nerede var? A şıkkında var tabii ki. Peki. Evet. 7. soru. 7. soru. Şehir şebekesinden gelen 220 voltluk gerilimle beslenen bir evde bazı elektrikli aletler 9 volt civarında bir gerilimle çalışır. Bu aletlerin çalışması için gerekli olan gerilim adaptör denilen aletler vasıtasıyla elde edilir. Buna göre bu durumlarda kullanılan adaptörlerin yapısında. Arkadaşlar 220 volta 9 volta düşürmeye çalışıyorsun. Transformatördür yani bu adaptör dediğin şey trafodur yani bir nevi aslında. Bunun bobini var sadece ama başka devre elemanlar da var bunun içinde yalnız. Peki neydi? Transformatörün görevi, trafonun görevi neydi arkadaşlar? Yüksek gerilimi alçaltmak veya alçak gerilimi yükseltmek. Burada bir sarım var. Burada bir gerilim veriyorsun. Bu gerilimi karşıda daha fazla gerilim veya daha az gerilime düşürmeye çalışıyorsun. 220 volt şeye gerilimini taktın prize. Ama cep telefonunu şarj ederken veya başka bir şeyi şarj ederken ne yapıyorsun çalıştırırken? 9 voltla şarj ediyorsun. Ne işe yarıyormuş? Trafonun görevi neymiş? Adaptörün görevi. 220 voltu 9 volta düşürmekmiş. Peki bu durumda kullanılan adaptörlerin yapısında alçaltıcı transformatör. Evet doğru. 220 volttan 9 volta düşürmüşün. Alçaltıcıdır bunun adı. Peki üreteç? Üreteç yok bunun dışında arkadaşlar. İçinde üreteç yok bunun. Zaten üreteci taktığın 220 voltu karşıdan 9 volt elde etmek için kullanılıyor bu. Üreteç yok yapısında ama direnç var yapısında bunun. Neler var başka yapısında biliyor musunuz bunun? Sığaç var. Kondansatör yani.
Sağaç var. Transistör var. Sinyal yükseltici. Transistör var. Ondan sonra direnç var. Vesaire vesaire. Direnç de var içinde arkadaşlar bunun. Yani bu sadece adaptörün yapısının bir parçası bu sadece bu trafo. Ama içinde bunun sağaç var, direnç var, transistör var, varolu var. Çok da bilmemiz gerekiyor mu hocam bunları ben bilmiyordum. Çok da gerekmiyor aslında. Sadece bunun alçaltıcı transformatör olduğunu bilsek yeterliymiş aslında. Sorumuzun cevabı neymiş? 1 ve 3'müş. Yani biraz araştırırsanız ama kitaplarda verilmez içinde direnç olduğu bunun. Yani bunu bilmiyorsanız eksik zannetmeyin kendinizi yani. Evet gelsin bakalım yine manyetizma. Öz indüksiyon. Devre yorumlama sorusu arkadaşlar bu. Yani çok da bilgi gerektiren bir soru değil aslında. Bir akım makarası iç direnci önemsiz bir üreteç ve R dirençlerinden oluşan şekil 1'deki devrede. T0 anında sen hatları açıktır. 0,3T zaman aralığında makaradan geçen akımın zamana bağlı değişim grafiği öz indüksiyon akım nedeniyle şekildeki gibi oluyor. Yani makaradan geçen akımın zamana bağlı grafiği demiş. Öz indüksiyon grafiği değil bu yalnız. Öz indüksiyondan dolayı böyle bir grafik oluşuyormuş. Peki buna göre hangisi yanlıştır demiş bu devredeki. 0T zaman aralığında senatör kapalıdır. Arkadaşlar senatörünü kapattın. Buna akım geçmeye başladı. Buna akım geçerse hemen zart diye akım maksimum olmuyor. Yavaş yavaş azalan bir şekilde artıyor ve sabit akım geçmeye başlıyor. Neden? Öz indüksiyondan dolayı öz indüksiyon ters yönde akım oluşturuyor. Hop kardeş artamazsın diyor kafana göre öyle yani. Dolayısıyla öz indüksiyondan dolayı oluşan devre akımı bu şekilde olur bobinde. Peki anahtar kapatıldı. Akım arttı ve sabit akıma ulaştı. Hala anahtar kapalı şu anda. Akım geçiyor ama sabitlenmiş artık akım. Doğru bir ifade bu. Bunda problem yok. Doğru bir ifade bu. 0T aralığında sen anahtarı kapalıdır. Doğru. Akım geçiyor şu anda. Devre akımı bu yalnız. Öz indüksiyon değil. 0T zaman aralığında bobinin merkezinde oluşan manyetik alanın şiddeti sürekli artar demiş. Doğru akım sürekli artıyor ya arkadaşlar değil mi? Akım sürekli artıyorsa bobinin içinde oluşan manyetik alanın formülü neydi arkadaşlar? B eşittir 4 pi k i n bölü l idi. Bu da zaten 4 pi k sabittir. Onunla işimiz yok. Neye bağlı? 1 i'ye bağlı. 2 n bölü l sarımın sırtlarına bağlı diyebiliriz kısaca. İki faktöre bağlı aslında. Sürekli artar neden? İ artıyor da ondan. İ sürekli arttığı için manyetik alan şiddeti sürekli artıyor diyebilir miyiz? Deriz. T2T zaman aralığında sen anahtar kapalıdır demiş. T2T zaman aralığında sen anahtar kapalıdır. Arkadaşlar kapalı sabit akım geçiyor burada. Akım geçiyor yani burada. Sabit akım geçiyor. Anahtar kapalı yani doğru. 2T 3T zaman aralığında devrede oluşan öz indüksiyon akımı üretici akımıyla zıt yönlüdür demiş. Arkadaşlar 2T 3T anda sen anahtarını açmışsın akım azalıyor şu anda. Peki devre akım azalıyorsa öz indüksiyonun görevi nedir? Azalan akımı arttırmaktır. Lenz yasasına göre. Akım azalıyorsa arttırıcı yönde, artıyorsa azaltıcı yönde öz indüksiyon vardır. Burada öz indüksiyon yoktur. Öz indüksiyon EMK'sının değeri de eksi L çarpı delta I bölü delta T'dir. L bobinin öz indüksiyon katsayısı olmak üzere. Birim zamanda değişen akım miktarı olmak üzere. Bu da öz indüksiyon EMK'sı bunun adı. Öz indüksiyon EMK'sı diyebiliriz. Peki bu eksenin neden işte? Artıyorsa azaltıcı, azalıyorsa arttırıcı yönde oluşmasındandır. L de bobinin öz indüksiyon katsayısıdır diyebiliriz. Öz indüksiyon nedeni neymiş? Öz indüksiyon nedeni akım değişimiymiş. Devrede akım değişirse ancak öz indüksiyon meydana gelir. T2 aralığında akım değişmediğinden öz indüksiyon EMK'sı sıfırdır. Burada akım artarken azaltıcı yönde öz indüksiyon. Burada akım azalırken artırıcı yönde öz indüksiyon oluşur. Devre akımıyla zıt yönlüdür demiş. Yalan söylemiş. Halbuki akım azaldığı için aynı yönlüdür. Azalanı artırmak için Robin Hood gibi. Bu yanlış olmuş. Peki E şıkkı. 0T zaman aralığında devrenin oluşturduğu öz indüksiyon elektromotor kuvvetinin büyüklüğü sıfırdan farklıdır demiş. Doğru bir ifade bu. Sıfırdan farklıdır. Yani öz indüksiyon EMK'sı var burada. Niye akım değişiyordu onda? Akım değişiyor. Öz indüksiyon EMK sıfırdan farklıdır. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Pekala. Geçelim bakalım sıradaki sorumuza. Evet. 9. soru. Esnek bir yayın ucuna bağlı artı Q yüklü iletken bir cisim ile yalıtkan zemin üzerine sabitlenmiş artı Q yüklü iletken bir cisim şekildeki konumda dengededir. Bu durumda cisimlerin birbirine uyguladıkları elektriksel kuvvetin büyüklüğü F, yük sisteminin elektrik potansiyel enerjisi de E'dir demiş. Arkadaşlar hemen hemen tüm elektriği bilme alakalı sorular geliyor demiştik. Artı eksi birbirini çekiyor. Aşağı doğru F kuvveti bunu çekerse artı eksi olduğu için bu da bunu çekiyor. İki tane yük arasındaki uzaklığa sen merkez arası uzaklığı eğer d dersen
Bu kuvvetin değeri arkadaşlar, elektriksel kuvvetin değeri neydi? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kareydi. Eksi almadım. Eksi artı ittiğini çektiğini belirler sadece. Formülde eksi alınmaz. Kuvvet bu. Peki potansiyel enerjisini E demiş. E potansiyel enerjisi eşittir. Sistemin neydi? Yük çarpımları bölü D'ydi. Eksi K çarpı Q çarpı Q bölü D'idir. Peki niye eksi hocam? Eksi Q artı Q potansiyel enerji skalerdir. O yüzden eksi artının önemi var. Ama kuvvet vektöreldir. O yüzden eksi artının önemi yok. İttiğini çektiğini belirtir sadece, o kadar. E hiç değişiklik yapılmadan yalnız yayın esneklik sabiti küçültülürse ulaşılan son denge durumunda F ve E için ne söylenebilir demiş. Arkadaşlar bu cisimin ağırlığı da var mı aşağı doğru sizce MG? G ağırlığı var mı aşağı doğru? Bunun var. Peki bu yay gelmiş. Bu yay yukarı doğru, bunu F'ye kuvvet uygulamış yani. F'ye kuvvet uygulamış. Peki şuraya yazayım dengeyi, kuvvet dengesini. Şuraya yazayım isterseniz. Peki ne yazalım? Yukarıdaki cismi etkileyen yukarı doğru F yay var mı? Var. Aşağı doğru G cismin ağırlığı artı elektriksel kuvvet F var mı? Var. Peki K çarpı X eşittir G artı F dersin arkadaşlar. Peki şunlar sabit olsun mesela. Sadece yay sabit küçültülürse arkadaşlar, yay sabit küçültülürse ne olur? E K sabitken yay sabit küçültülürse şunun kuvvetlerden olması lazım. Sizce azalması lazım. Peki G cisimlerle değişmeyeceğine göre ne olması lazım? F'nin azalması lazım. F nasıl azalır? F nasıl azalır arkadaşlar sizce F? F'nin azalması için ne olması gerekiyor acaba? Pekala. F eşittir. Hem yukarıda yazdık, bir daha yazmamıza gerek yok ya. F'nin azalması istiyorsan aradaki mesafenin artmasını istiyorsun arkadaşlar. Peki. F azalır yani. Bizim D ile işimiz yok aslında ya. F kuvvetinin azalması lazım. Şöyle. K çarpı x'teki x azaldı. G sabit kardeşim. O zaman F'nin azalması lazım. Zaten F'nin nasıl değiştiğini sormuş sana zaten. F ne olur? Azalır. Hemen işaretleyelim onu. Peki F neye azalır? Heh, geldik tekrar. F niye azalır? F'nin azalması için aradaki uzaklığın artması gerekiyor. Aradaki uzaklığın artması gerekiyor. Peki şu formülde D'nin artması sizce? D'nin artması EP'yi artırır mı, azaltır mı? Sakın ola azaltır demeyin. Artırır. Neden artırır? Çünkü A'da eksi vardı ondan. Aman ha dikkat. Arkadaşlar eksi bir ifade sıfıra yaklaştıkça ne olur? Artar. Böyle düşünün. Eğer şu başta eksi olmasaydı D artarsa EP azalır derdin. Fakat şu başta eksi varsa D artarsa EP artar dersin. Çünkü sıfıra yaklaşıyor ya. Eksi bir ifade sıfıra yaklaşıyorsa nedir? Artar demektir. O yüzden potansiyel enerjimiz. Ne dedik biz ya sorumuzun cevabına? Yay sabit küçültülürse. Ne olur yay sabit küçültülürse? Yay sabitini küçültmek demek ne demektir? MG değişmeyeceğine göre F'nin küçülmesi demektir. F niye artar ki? Ben yanlış mı yaptım acaba? Bir daha bakayım. Esneklik, yayın esneklik sabiti küçültülürse ne olur yahu? F'ye eşittir K çarpı X'teki. Arkadaşlar çok özür ya. Çok özür. Yanlışlık yaptık burada. Özür diliyorum. Biz X niye küçülttük kardeş? K küçülecekti ya. Çok özür. Çok özür. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Düzeltiyorum arkadaşlar. Düzeltiyorum. 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 Hiç uyarmıyorsunuz ha. K çarpı x eşittir G cismin ağırlığı artı F kuvveti. Tamam kardeş. Ben x'i niye küçülttüm ki? K'yı sabit dedim yahu. Jeton şimdi düştü. Pardon. Çok özür. Geç saatte çektiğim için herhalde. Arkadaşlar. K yayı sabiti ne olması lazım? K yayı sabiti küçüldüğünde x uzama miktarı artar. Aynı kuvvetle daha çok uzar yay. Peki yayın daha çok uzaması ne demektir? Daha yumuşak yay. Daha çok gelir aynı kuvvetle. Peki daha çok gerilmek demek D uzaklığın azalması demektir. Çok özür. Çok yanlışlar yaptık. Çok çamlar devirdik. Çok özür diliyorum. Evet arkadaşlar tekrar ediyorum. Yayın esneklik sayısı katsayısı azaltılırsa küçültülürse yay yumuşatılırsa yani daha doğrusu. Bu daha çok uzar aşağı gelir. Sert yay olduğu için yukarıda duruyormuş ama yumuşak yay olmuş aşağı gelmiş. Tamam şimdi anlaşıldı mevzu. Şimdi anlaşıldı mevzu. Düzeltiyoruz. 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 Pekala şuradan tekrar devam edelim mi? Arkadaşlar K azaldı, X arttı. K azaldı, X arttı dedim. X arttı dedim.
D azalır. Evet, D azalır. Doğru. Peki D azalırsa EP azalır. Buradaki D azalırsa F kuvveti artar yorumları yapılabilir herhalde. Daha çok yaklaşıklar birbirlerine ya. Peki F kuvveti artar, potansiyel enerji azalır yorumları yapılabilir herhalde. Umarım anlaşılmıştır. Karıştırdık biraz ama kusurumuza bakmayın. Geç saatte sahur saatinde çekiyorum arkadaşlar. O yüzden biraz dalgınlığıma gelmiş olabilir. Peki tekrar üzerinden geçelim. K azaldı, X arttı. X'in artması yatlaşması demek. D'nin azalması demek. D azalırsa formüle göre F artar. D azalırsa formüle göre EP azalır diyecektik ya. Çok karıştırdık yani. Çok özür diliyorum tekrardan. Evet. Umarım anlaşılmıştır şimdi. Kalınlığı, bunu telafi etmek için hızlanmam lazım. Kalınlığı her yerinde aynı olan türdeş bir tel şekildeki gibi bükülerek yarıçapları R ve 2R olan çember şekline getirildikten sonra telin X ve Y noktalarına özdeş iki macun yapıştırılmıştır. Özdeş demek kütleleri birbirine eşit demek. Ahanda macun bu, M kütleli. Ahanda macun bu, M kütleli. Peki, tel O üssü ekseni etrafında sabit omega açısal hızıyla döndürüldüğünde macunlara ait hangi büyüklükler birbirine eşittir demiş. Arkadaşlar, frekanslar birbirine eşittir, doğru. Neden? Aynı zamanda aynı tur atacaksın kardeşim. Yarıçapla ne alakası var? Aynı frekansla döndürülüyorsun demektir. Frekanslar birbirine eşittir. Evet. Birbirine eşit midir? Evet. Eşittir kesin. Peki. Açısal hızdan da eşittir o zaman. Omega eşittir 2 pi f olduğuna göre f'ler eşit olanın omegası da birbirine eşittir. E omegası eşit. V eşittir omega çarpı r'ye göre omegası eşit olanlardan yarıçap büyük olanın çekimsel hızı daha büyüktür. Yani x'in çekimsel hızı y'den büyüktür yorumunu yaparsın herhalde. Eşit değildir. Dönme eksenine göre elemsizlik momentleri. Neydi elemsizlik momenti dediğimiz şey arkadaşlar bizim? I eşittir mr kareydi. M çarpı r kareydi. Peki kütlemiz eşit ama r'lerimiz farklı. Kimin r'si büyükse onun elemsizlik momenti daha büyüktür dersin. Eşit değildir. Sorumuzun cevabı yalnız 1'dir dolayısıyla. Umarım anlaşılıyordur. Peki 11. sorumuz. Hızlanacağız dedik ya. Telafi edeceğiz dedik ya. Evet siz de şimdi sınav öne çekildi ya. O yattığınız kaza etmeniz lazım değil mi? Yattığınız zamanları kaza etmeniz lazım şimdi. Hızlanmanız lazım. 3 ay var diye yatıyordunuz ya hani danalar gibi. Şimdi ne oldu? Yani ne oldu derken? Yani sınav süresi kısaldığı için telafi etmek için ne yapacaksınız siz de benim gibi? Hızlanacaksınız. Tempoyu arttıracaksınız arkadaşlar. Size örnek oluyorum şu anda. Dünya Güneş etrafında eliptik yörüngede dönüş hareketi yapmaktadır. Buna göre dönüş süresince hangileri değişmez demiş. Arkadaşlar daha önceki denemelerde de geçti galiba. Orada özetlemiştik ama tekrar hızlıca özetleyelim. Elips yörüngede dolanırlar tüm gezegenler güneş çevresinde. Güneş odaklarından birinde güneş olan elips yörünge izlerler. Tık 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 şurada dünyamız olsun mesela. Dünya ile güneş arasındaki çekim kuvveti F çekim tork oluşturmayan bir kuvvettir. F çekim kuvveti. Peki torku sıfırdır. Hep sıfırdır yani. Ne olur? Değişmez dolayısıyla. Değişmez demiş. Değişmez demiş. Evet değişmez. Hep sıfırdır da ondan. Neden? Dönmek senden kuvvetlerini döndürme etkisi yok ki kardeşim. Tork sıfırdır bir kere. Her zaman sıfırdır. O yüzden değişmez. Yani hep sıfır olmaya devam eder anlamında. Dünyanın dönme eksenine göre açısal momentumu değişir mi? Değişmez dolayısıyla. Tork sıfırsa ne demiş arkadaşlar? Eğer cismi etkeden veya sistemi etkeden net tork sıfır ise açısal momentum korunur. Delta L eşittir sıfırdır. İşte bunda açısal momentum korunuyor. Çünkü dünyayı döndüren bir kuvvet yok. Dönmeye yardım eden bir kuvvet değil bu bakın. Çekim kuvveti var ama döndüren kuvvet değil. Tork uygulayan bir kuvvet değil. O yüzden delta L eşittir sıfırdır deriz. Değişmez doğru. Torku değişmez doğru. Açısal momentumu değişmez doğru korunur. Dünyanın çekimsel hızı değişir ama neden değişir? Açısal momentum korunumu gereği değişir canım. L eşittir mvr değil mi kardeşim? Evet mvr. Kütle sabit. Açısal momentum sabit. Yarıçapın azaldığı yerlerde hız artar diye yorum yaparsın yani. Dolayısıyla değişir. Değişmez kimdir? 1 ve 2'dir cevabımız. C şıkkıdır yani cevabımız. Pekala. Kaç sorumuz kaldı? 3 sorumuz kaldı değil mi? Evet. Bisiklet sorusu meşhur. Sanki şeyde de var değil mi? MEB'in yayınladığı örnek sorularda var değil mi arkadaşlar sanki? Benzer soru. Yatay düzlemde durmakta olan bir bisiklete küçük bir itme uygulandığında ön tekerlek ok yönüne dönmeye başlıyor. Şekilde verilen P vektörü tekerlek düzlemine paralel, R vektörü ise dönme ekseni doğrultusundadır. Görüyoruz kardeş sağ ol. Buna göre P ve R ile ilgili hangileri olabilir demiş. Arkadaşlar
Şöyle göstersek daha güzel olacak sanki, değil mi? Şöyle göstersek sanki daha güzel olacak. Ekseni burası bu tekerleğin. Üç boyut çizmeye çalışıyorum. Şöyle dönen bir tekerlek üzerindeki şu noktanın çizgisel hızı, dolayısıyla çizgisel momentumu, çizgisel momentum, çizgisel hız, yarıçap vektörü bu. Yarıçap vektörü bu. Peki dört parmak dönme eksenini göstermek üzere şöyle arkadaşlar bakın, bu teker içeri doğru dönüyor. Sayfa düzleminde değil ha. Şöyle değil yani. Şöyle değil. Şöyle içeri doğru dönüyor. Dört parmak dönme eksenini göstermek üzere baş parmağın açısal momentumunu ve açısal hızın yönünü gösteriyor. Doğru mu? Açısal momentumun ve açısal hızın yönünü gösteriyorsa o da şudur işte. Şu tarafa doğru açısal hız ve açısal momentum omega ile L aynı yönlü. Daha önce hatırlatmıştım. B eşittir M çarpı B. Çizgisel hızla çizgisel momentum aynı yönlü her zaman. L eşittir I çarpı omega demek de açısal hızla açısal momentum her zaman aynı yönlü demektir. Peki budur. Peki bunun üzerine bir de ivme falan filan sorsaydı. Merkeze doğru diyecektin. İvme merkeze doğru diyecektin. A'yı kuvveti de merkeze doğru diyecektin. Merkeze diyecektin. F'ye diyecektin. Peki buna göre bakalım mı şimdi? P vektörü çembere teğet. Bu P vektörü ya hız vektörüdür ya çizgisel momentum vektörüdür. İkisinden birisidir. Çembere teğetse eğer. Peki 4 parmak, güzel bakın. 4 parmak dönme eksenini göstermek üzere baş parmağım şu yönü gösteriyor. Bu da ne olabilir? Şu R vektör dediğin şey ya açısal momentum ya da açısal hız vektörü olabilir. Bu. Peki bunlar da vektör tabii ki. Bakalım şimdi ne olabilirmiş? Çizgisel hızla açısal momentum olabilir. Çizgisel hızla açısal momentum olabilir miymiş bu vektörler? Evet olabilirmiş. Açısal hıza arkadaşlar P vektörü açısal hız olmaz bir kere. Açısal hız çembere teğet olmaz. Onu geçeceğiz bir kere. Dedik ya çizgisel hız çizgisel hız olabilir. Evet olabilir. Başka R vektörü açısal hız o da olabilir. Dedik ki açısal momentum açısal hızın yönü her zaman aynı yönlüdür. L ile omega aynı yönlü olduğundan sıkıntı yok. Bu da olabilir diyebiliriz. Yani cevabımız 1 ve 3'tür dolayısıyla. Evet, çift yarık. Gelsin bakalım çift yarık deneyi. Çift yarıkla yapılan yank deneyinde yarık düzlemi ile ekran arasında su varken lambda dalga boyu ışık kullanılarak girişim saçaklar elde ediliyor. Kullanılan ışığın dalga boyu değiştirilmeden yalnız yarık düzlemi ile ekran arasında su yerine hava doldurulursa girişim saçaklarında hangi nedenle nasıl bir değişim olur demiş. Arkadaşlar bence gayet güzel bir soru. AYT tarzı bir soru olmuş bence. Yani formül ezberletmiyor da niye değişir diye soruyor. Mantığını da soruyor yani. Peki arkadaşlar şu fant düzlemi, yarıkların olduğu düzlem. Şurası da ekranımız, perdemiz. Peki şurası da merkez doğrumuz. Ne olacak burada şimdi? Bu ışık kaynağı var mı burada? Işık kaynağımız var. Noktasal ışık kaynağımız var. Lambda dalga boylu. Peki buradan çıkan ışıkla buradan çıkan ışığın yol farkının sıfır olduğu yer burası olduğundan burası A sıfır. Merkezi aydınlık saçak, üstte birinci karanlık saçak, üstte birinci aydınlık saçak falan filan diye gidiyor. Saçaklar oluşuyor burada yani. Eğer sen burayı suyla doldurursan ne olurmuş arkadaşlar? Kullanılan ışığın dalga boyu değiştirilmeden yalnız yarık düzlemi ile ekran arasına su yerine hava doldurulursa. Arkadaşlar burada bir de su varmış ha. He, su varmış burada. Önceden su varmış burada. Peki burada ne varmış? Önceden su varmış. Yani en su varmış burada. En su. Arkadaşlar şunu hemen hatırlatayım ben size. Şunu hemen hatırlatayım ben size. Lambda su, ışın sudaki dalga boyu demek. Lambda hava bölü en demektir. Lambda hava bölü en su. En su. Peki delta x dediğimiz şey, saçak genişliği delta x dediğimiz şey normalde lambda çarpı L bölü D'dir hava varken. Hava varken burası 1 alınır. Çünkü havanın kırılma enerjisi 1'dir. Diğer bütün ortamların kırılma enerjisi havadan büyüktür. Birden büyüktür yani. Peki delta x su varken lambda çarpı L bölü D çarpı N diyeceğiz ya. N çarpı D diyeyim ben ona. Arkadaşlar buradaki şu lambda bölü N dediğin şey, bakın şu aşağıda gördünüz mü? Tanıdık geldi mi size? Lambda hava bölü N su dediğin şey ışığın sudaki dalga boyudur. Yani lambda sudur. Peki. Buna göre yorumlayacağız ha. Peki nasıl bir değişim olur şimdi bakalım mı? Işığın havadaki dalga boyu artacağından saçak genişliği azalır. Arkadaşlar ışığın havadaki dalga boyu niye artsın ya? Su kaldırıldığı zaman.
Lambda çarpı f eşittir v değil mi? Evet. Işık kalan frekans değişmeyeceğinden su varken hava olduğu zaman suyun ışığın havadaki hızı artar, ortalama hızı deriz biz ona. Dalga boyu artar. Saçak dalga boyu artacağından saçak genişliği azalır demiş. Işığın havadaki dalga boyu artacağından saçak genişliği azalır. Nasıl bir değişme olur demiş. Lambda artarsa saçak genişliği azalmıyor ki kardeşim. Lambda artarsa saçak genişliği artıyor bir kere. O yüzden yanlış. Tamam, havadaki dalga boyu artacak da saçak genişliği azalır ifadesi yanlış. Işığın havadaki dalga boyu değişmeyeceğinden bir kere yanlış değişir. Çünkü frekans sabitken ışın hızı değişiyorsa bu hız ortalama hızdır yalnız onu söyleyeyim bu arada. Hız değiştiğinden dalga boyu değişir. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade. Işığın havadaki dalga boyu azalacağından havadaki dalga boyu azalmaz bir kere ona geçeceğim. Neden? Dedik ya. Su varken ha bu arada da lambda su mu daha büyük lambda hava mı daha büyük? Lambda hava büyüktür. Lambda hava büyüktür. Lambda sudan. Neden? Hızla doğru orantılı arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Hızla dalga boyu doğru orantılı frekans sabitken. Havadaki hız arttı, dalga boyu arttı. O yüzden lambda hava büyüktür değil ya, küçüktür değil yahu. Lambda hava büyüktür lambda sudan. Evet. Işığın havadaki dalga boyu artacağından saçak genişliği artar. Arkadaşlar, havadaki dalga boyu arttı. Havadaki dalga boyu arttı. Saçak genişliği arttı. Doğru bir ifade değil midir arkadaşlar? Peki havadaki dalga boyu arttı. Saçak genişliği arttı. Önceden neydi bu? Lambda bölü n'di. Küçüktü. Lambda bölü n birden küçüktür. Ama lambda ne oldu? N'i kaldırınca lambda arttı. Saçak genişliği arttı. Doğrusu budur. Işığın havadaki dalga boyu azalacağından demiş. O yanlış bir kere. Havadaki dalga boyu azalmaz. Artar. Suyu kaldırırsan hava koyarsan yerine. Umarım anlaşılmıştır. 14. soru. Sürtünmelerin önem ihmal edildiği yatay düzlemde şekildeki konularda tutulmakta olan özdeş iki mıknatıs serbest bırakılıyor. Buna göre hareketleri süresince mıknatıslara ait hangi büyüklük azalır demiş. Aynı kutupla birbirlerini ne yaparlar? İterler F kuvvetiyle. Aradaki mesafe D olmak üzere. Kutup şiddetleri M1'e M2 olmak üzere. Kutup şiddeti demek bu. Peki bu kuvvetin değeri neydi arkadaşlar? Aynen Coulomb kuvvetinde olduğu gibi. Mıknatıslarda da F eşittir. K bu sefer büyük K yalnız bu manyetizmadaki K 2i bölü D falan var ya. K çarpı M1 kutup şiddeti çarpı M2 kutup şiddeti bölü D kare ifadesi vardır. Aynen Coulomb kuvvetinde yüklerin itmesi çekmesi gibidir. Yük yerine burada kutup şiddeti gelmiş sadece. Peki serbest bırakılıyorlar. Hareketi süresince mıknatıslara ait hangi niceliğin büyüklüğü azalır demiş. İğmenin büyüklüğü azalır. Doğru bir ifade arkadaşlar. Neden diyeceksiniz siz şimdi? F eşittir. Şu ifadeye göre arkadaşlar serbest bıraktığımdan itti birbirlerini. Birisi Anya'ya birisi Konya'ya gitti. Ne olacak? Aradaki mesafe artacak. Artarsa kuvvet azalacak mı? Evet azalacak. F eşittir m çarpı a'ya göre. M çarpı a'ya göre. M kütlesi sabitken kuvvetin azalması ivmenin de azalması anlamına gelir. Azalan ivmeni hızlanan hareket yapar arkadaşlar. Unutmayın. Tekrar söylüyorum. Hızlama grafiği çizerseniz nasıl bir hızlama grafiği çıkar buradan biliyor musunuz? Azalan ivmeni hızlanan hareket yapar. Hızlanır ha. Ona göre. Kuvvetin azalması yavaşlaması anlamına gelmez. Kuvvetin azalması ivmenin azalması anlamına gelir. İvme azalır ama bu hala hızlamaya devam eder. Eğim azalan demek, ivme azalan demektir. Azalan ivmeni hızlanan hareket yapar. İvmesinin büyüklüğü azalır mı? Evet azalır. Hızın büyüklüğü azalır mı? Hayır azalmaz. Bak artıyor. V idi, 2V idi, 3V idi. Artıyor hızı. Hızlanıyor bu vatandaş ama azalan ivmeli hızlanıyor. Birbirine uyguladıkları kuvvetin büyüklüğü azaldığı için ivme azalıyor zaten ya. Doğru bir ifade. Doğru neymiş? 1 ve 3'müş dolayısıyla. Evet bugün biraz 4-5 dakika, 4 dakika uzattık sanki diğer videolara göre. Umarım verimli olmuştur arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.